bildiğiniz gibi uçağa arızalanan bir pilottu. Ve artık 8. gün olmuştu ve çölün ortasında ve son damla suyunu da içmişti pilotumuz. Ama küçük prens ne yiyor, ne içiyor, ne hiç bu konuda su bile istemiyordu. Sürekli bir şeyler anlatıyordu küçük prens. Bu deminden beri benim söylediklerimi o da hep dinliyordu. Ve içecek suyun kalmadı dedi. Küçük prens, ben de susadım. Bir kuyu arayalım dedi. Su yüreğe de iyi gelebilir. Çölü güzel yapan bir yerinde bir kuyu saklıyor olması dedi. Daha sonra gece oldu ve küçük prens uyudu. Uykuya dalınca pilot kucağına aldı küçük prensi. Yürüdü, yürüdü, hep çölde yürüdü. Ay ışığında bu solgun alnına, bu kapalı gözlere, rüzgarda uçuşan o tutam tutam saçlara bakıyordu içinden. Şöyle diyordu. Bu yalnızca bir görünüş. Asıl önemli olan gözle görülemez. Şu mışıl mışıl uyuyan küçük prensin beni etkileyen yanı bir çiçeğe duyduğu sadakat. Uykusunda bile içinde bir gaz lambasının alevi gibi ışık saçan bir gülün hayali var. Alevleri çok iyi korumak gerekir. Yoksa ufacık bir esintide sönebilirler. Sonunda yürüye yürüye şafak sökerken bir tane kuyu buldu pilot. Bu kuyu köylerdeki kuyulara benziyordu. Ama ortalıkta köy falan yoktu. Düşündü ki bu bir rüya. Evet, o sırada küçük prens de uyandı. Hemen ipi tuttu, çıkrığı çevirdi. Çıkrık, rüzgarın uzun süre uğramadığı bir rüzgar gülü nasıl söylenirse öyle söylendi. Dinle bak dedi küçük prens. Kuyu uyandırıyoruz. O da bize şarkı söylüyor. Pilot sonra kovayı çekti. İkisi de su içti. Ama gözler gerçeği göremez ki. Yüreğiyle aramalı insan. Dedi küçük prens ve pilot yaptığı çizimleri yan yana yerde otururlarken küçük prense gösterdi. Şey dedi, tilkinin kulakları çok uzun dedi küçük prens. Pilot da dedi ki, ben bu yılanlar dışında içten ve dıştan gösteren resimlerini bir tek çizebilirim ya sana söylemiştim. Ben başka çizim bilmiyorum ki dedi. Küçük prens de boş ver dedi. Çocuklar anlar nasıl olsa. Pilot içimde korku var dedi. Küçük prens dedi ki artık çalışmalısın. Aracına gitmen gerek. Ben seni burada beklerim. Yarın akşam gel dedi. Ertesi akşam oldu. Pilot geldi bir baktı ki küçük prens duvarın tepesinde biriyle konuşuyor. Duvarın dibinde insanı 30 saniyede öldürebilecek sarı yılanlardan biri vardı. Pilotumuz yani kahramanımız tam oraya doğru koşarken yılan kaçtı. Bir gitti ki küçük prensin yüzü küreç gibi bir kuş kalbi gibi de kalbi çarpıyor. Küçük prens dedi ki ben de eve dönüyorum bugün. Çok daha uzak, çok daha güç. Bu gece bir yıl doluyor. Yıldızım tam geçen yıl indiğim yerin üstüne gelecek. Asıl önemli olan gözde görünmeyendir. Bu gece biliyorsun gelme. Acı çekiyormuşum gibi görüneceğim. Ölüyormuşum gibi biraz. Böyle işte. Görme bu halimi. Değmez. Bak biraz da yılan yüzünden böyle diyorum. Seni de sokmasının lüzumu yok. Sırf keyif için sokabilir seni bu yılan. Anlıyorsun değil mi? Çok uzak orası. Giderken bu bedeni de götürmem. Çok ağır. Yani bu bedeni burada bırakırım. Götüremem. Tıpkı içi boşalmış yaşlı bir ağaç kabuğu gibi olacak. Ağaç kabukları o kadar acıtmaz insanın içini. Bir an küçük prens hareketsiz kaldı ve küçük prens hiç bağırmadı, konuşmadı.
bir ağaç gibi usulca yere yığıldı. Her yan kum, o yüzden tek bir ses bile duyulmadı Küçük Prens'ten. Sonra pilotumuz şöyle diyor: "Bugün bakıyorum da tam 6 yıl olmuş. Bu öyküyü kimselere anlatmadım. Onun gezegenine döndüğünden eminim. Çünkü o sabah bedenini bulamadım. Şimdi artık geceleri yıldızlara bakmayı seviyorum. Bu işte büyük bir gizem. Bir yerlerce hiç görmemiş olduğumuz bir koyun bir gölü yemişse ya da bir gülü yememişse hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ve hiçbir yetişkin insan bunun ne kadar önemli olduğunu asla anlamayacak."